Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf, burası Haberim Oyun Kanalı. Bugün sizlerle beraber Two Point Hospital oynayacağız. Eski bir oyun, yani oyun çıkalı yaklaşık olarak 3 yıl civarı bir şey oldu. Ama ben daha yeni video çekme fırsatı buluyorum. Oyunu %100 Türkçe olarak oynayacağız. Hemen aşağıdan da Türkçe link, Türkçe yayımın indirme linkini bulabilirsiniz. Yeni oyuna başlıyorum. Start alıyoruz ve başlayalım bakalım neler olacak. 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Sapık, sadist bir hastane ama. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Güzel, esprili bir hastane. Two Point eyaletlerine hoş geldin. Ben Albert Crank. Bu yolculukta senin güvenlik danışmanı olacağım. Tamamdır. Burası Agrost. İşte senin ilk hastanenin başlamak üzere, hemen tıkla. Tamam, üzerine tıklıyoruz hemen. Hastane yönetici olarak kariyerimize başlıyoruz. Diğer yerlerde de var ama buradan başlamamız uygun olduğunu söyledi. Bir hastane yönetici olarak kariyerine başla. İlk hastane kurarak start alabilirsin. Two Point Hastanesi hasta eyalete hoş geldin. İlk hastane kurmaya ve hastalığını tedavi etmeye başlayabilirsin. Tamam, önce de bize oyunun dinamiklerini gösterecek. Tamam, kamerayı gezdir dedi. Ekranda full döndürüyor şu şekilde. Tamam, WASD ile hareket ettirebiliyoruz. Çok güzel, bir resepsiyona ihtiyacımız olduğunu söyledi hemen. Resepsiyonu çok güzel. Hop, şöyle döndürebiliyorum. Harika. Tam şöyle giriş kısmına bunu alabiliriz aslında. Çok da yakın olmasın. Tamam, burası iyi. Tamam, şimdi de bir asistan almamız gerekiyor. İşe al diyeceğim. Burada doktorlar, hemşireler, hademeler ve asistanlar var. Tıkladık. Çeşitli özellikleri var. Müşteri hizmetleri var. Müşteri hizmetleri var. Güzel. Burada ne var? Dayanıklılık eğitimi var. Şu biraz daha iyi gibi. Çünkü bunu direkt müşteri hizmetlerine alacağız zaten. Burada kalacak kendisi. Pratisyen hekim odası kurmamız isteniyor. Yani şöyle geniş açıyla bakalım hastanemizin korumuna. Genel hatımız bu şekilde. Kameranın yeri iyi. Tamam. Çok güzel. Odadan direkt pratisyen hekim odasını kuracağız. Onu nereye kurabiliriz? Şöyle atabilirim. Aa, çok güzel. Hop, yaklaştım. Kapıyı direkt şöyle ortaya koyalım. Tamam. Hastayı şöyle koymamız lazım çünkü. Dolabımızı da koyduk. Şuradan da tıkladığımız zaman da hastanemizin ilk muayenehanesi oluşmuş oldu. Çok güzel. Şimdi işe alacağız. Tabii buraya bir de doktor lazım. Tanı konusunda becerili birisini almamız gerekiyor. İçeri doğru bıraktığında başladı. 200 bin dolarlık bir bütçeli start aldık. Çatır çatır yiyoruz tabii ki. Hastanemiz hizmete açıldı. Tamam, yakınlaştırmayı ve uzaklaştırmayı da gösterecek. Tamam, kamerayı döndür. Kusura bakmayın, başınız oynayacak birazcık ama burada atlayabilirim arzu ederseniz. Kamerayı eğiliyor. Tamamdır. Oyunda görevler var tabii ki. Hemen şu an yukarıda görmüş olduğunuz üzere bir hastaya tanı koymamız istendi. Hastamıza tanımızı koyalım bakalım. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz bir like'ınızı alırım dostlar. Video hakkında ve kanal hakkında yorumlarınızı da benden esirgeyip aşağıya yazabilirsiniz. Güzel. Bakalım, başka açılamıyoruz galiba. Aynen bu kadar. Oo, manzaramız efsane. Hastamıza tanık oldu. Çok güzel. Mesajlarımız var. Mesajları buradan göreceğiz. Tamam. Hemen şöyle tıkladım. Bir tane eczane odası gerekiyormuş. Hemen kurabilir miyiz? Kurarız. Hastayı bekletmeyeceğiz o zaman.
odalar, eczane. Eczaneyi çok uzağa kurmamak lazım aslında. Şimdi bir saniye şöyle bir durduralım. Şimdi burayı da kurabiliriz. Bu taraf da boş. Diğer prensiyetin odalarını şöyle kurabiliriz. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey yeterli olacak mı? Olacak. Tamam, seni ben şöyle kurayım. Çok güzel. Böyle bir cihaza ihtiyacımız var. Cihazı da şuraya atacağım. Tamam. Bu kadar mı? İstenilenler bu kadar. Camlarımız var zaten. Kapımız var. Her şeyimiz hazır. Tamam diyorum. Hop kuruldu. Şimdi buraya tıkladığımız zaman da bir tane hemşire gerekli. Öğlere geleceğim. Pardon, öğlere gelmeyeceğim. İşe al diyeceğim. Hemşire kısmına geleceğim. Bize buradan eczane yönetiminde uzman birisi lazım. Bunun uzmanlığı tedavi. Tanı becerisi de var bunun. Gel dostum. Sen bu tarafa geç bakalım. Birazcık hızlandıralım zamanımızı. Şimdi basit bir hastalat tanı koyup onu iyileştirmek için ihtiyacı olan her şeye sahibiz. Bakalım yeni personel görevine hazır mı? Hazırdır büyük ihtimalle. Göreceğiz bakalım. Bu ne yapacak şimdi burada? Eczaneyi kapatabilirim burada. İlaç mikseri. Vay, adam bunu yaptı diye 5000 dolar para bıraktı bize. Harika. İtibarımız artıyor şu anda. Çok güzel. Bu bizim için iyi bir şey. Görev şu anda yok. Hademelerle bakım diyor. Ana görevlerinde her zaman ekran sağ üst köşesinde bir tane görevimiz var. Bir tane hademe almamız isteniyor bizden. İşe al diyeceğiz, hademe. Şimdi hademin aynı zamanda bakım konusunda da iyiler. Gelişmiş bakım odanın birisi %30 iyi. Bu da aynı şey zaten. Bu ne abi? Hayalet avcısı. Evet, bir de böyle bir şey var oyunda. Çok değişik bir şey bu. Hastanede birisi ölürse hayalet çıkıyor. Duygusal zekası güzel. Arada çok fazla fiyat farkı yok. Hadem olarak ben seni alacağım. Yani çok yönlü kullanabilir. İki tane yangın söndürücü yerleştirmemi istiyor. Onları bence ben buralara yerleştireyim. Şimdi öğeler dediğimizde şurada görmüştüm galiba. Aynen. Yani birini buraya yerleştirdim. Ötekini de buraya yerleştirdim. Şimdi tamam, şöyle bir durum söz konusu aslında ama insanlar burada bekliyorlar. Öğlerden şuraya şöyle bir bank. Şurada şöyle bir tane bank. Güzel olur. Şunu belki şöyle kenara çekeyim. Çok iğrenç bir görüntü oldu. Tamam. Devam. Oo, bir saniye. Bak ne dedi? İnsanları mutlu etmek için broşür standı, atıştırmalık ve yiyecek içecek otomatı istiyor. Öğlere geldiğimiz zaman içecek otomatı burada. Seni şöyle atalım. Atıştırmalık otomatını şöyle atalım. Bir de broşür standı diyor. Nerede o? Burada. Çok meydanda da kalma sen ya. Onu da şöyle koyduk. Tamam, mis gibi. Görevler yaptıkça bizim de aynı anda prestijimiz artıyor. Güzel bir şey bu. Tam bir şey yanına almak istiyorsak üstüne tıklayıp işte ıbıdık kıbıdık ya da sağ tıklayacağız. Personel enerjisi. Oo, personel dinlenme odası kurmamızı istiyor bizden. Bak şimdi onu da şöyle kurarsak şöyle bu tarafa doğru ilerleyebiliriz belki de. Tamam, odalar diyelim, dinlenme odası. Şöyle atalım ya, herkese 3'er birimlik attık, senin de 3 birimlik atalım. Çok güzel. Bir tane şöyle. Tamam. Başka ne koyuyoruz? Bir tane şöyle teknik koltuk koyabiliriz buraya. Şöyle bir tane teknik koltuk koyalım. Biz şuraya da bir tane pencere koyalım ya. Koymayalım mı? Hayır, devam. Başka bir şey, kilitli dolap değil. Bu sadece dinlenme alanı olduğu için bir şeye gerek yok. Şöyle bir tane çöp kutusu koyalım buraya. Çöp kutusu çok sırıtı sanki orada ya. Tamam. Okey diyorum. Yani şuraya cam koymamın sebebi şu tarafı da görsünler diye. Çok ince düşünüyorum. Farkındayım. Personel dinlenme olsun. Kurduk yolum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunların yanlarında bilgisayar bu tepki için harikadır. İşte. çöp kutusu yerleştir. Şimdi aklıma gelmişti vallahi. Çöp kutusu yerleştireyim şunların yanlarına diye. Şöyle bir tane şuraya. Şimdi seni şöyle koyalım ama bir dakika dur. Tamam.
Seni ben nasıl yapayım biliyor musun? Şimdi şöyle bir yerde dursan yapacak bir şey. Aha, tuvalet kuruluyor. Şimdi tuvaleti nereye nasıl kurabiliriz? Bir dakika bekle. Bu alan tuvalet için uygun olmaz. Ya dinlenme yeri var. Hemen yanında tuvalet olur mu? Olabilir aslında ya. Şöyle tuvalet diyelim. Tamam, bu iyi bir şey bence. Hop, bitti. Tamam. Bir tane lavabo koyalım şuraya şöyle. Lavabo şu tarafa koyalım. Tamam, tek tuvaletlik zaten ya. Abartmayın öyle. Oğlum ne yapıyorsun? Kuruver lan şuraya. Ama adettir ya, şu illa kapının yanında olur bunlar değil mi? Şöyle tamam. Bir tane çöp kutusu mutlaka gerekecek buraya. Tamam. Bitki. Bitkiye gerek yok. Tamam, çok da güzel oldu bence. Tuvalet iyi. Yeri de güzel. Sıkıntı yok. Kademe geride çöp kutuları boşaldı. Tuvaletin tıkanını açar. Bu çöpleri, bu çöpleri ve şey diğer yatakları süpürden sonra dayıdır. Aynen. İleri tanı. Hadi bakalım. Şimdi de gitmemeye başladık doğal olarak da. Yeni tanı görevlere gelecek bize değil mi? Hastane seviyesini yükseltmemiz lazım kademe kademe. Gelirler var, giderler de bir o kadar fazla. Vallahi mutlu bir üst ayırıyorlar. Şimdi odalara geldiğimiz zaman da genel tanı odası var bak burada bir tane. Onu kuracağız şimdi. Hastane daha fazla oda ve personel geçecek. Hastane seviyesini arttıracağım. Tamam, bir saniye bekle. Şimdi genel tanı odası, onu da şuraya kuralım. Çünkü burada eczanemiz var zaten. Tamam. Bu ne oldu? Şey gibi oldu lan. Hani böyle. Doğumhane gibi. Aslında burası bunun için biraz fazla. Es taramayı koyduk zaten. Bir tane dolaba ihtiyacın var mı senin? Olabilir mi acaba? Olabilir belki. En azından bir şeye benzesin. Biz bunların hepsinin içerisinde birer de tüp koyalım bence ya. Gerçekten bak, birer de tüp koyalım. Biz bu müziklerden telif yer miyiz? Bir saniye bekle. Şimdi şu müzik olayını da bir halledeyim ben bir. Bir dakika, nereden halledeceğiz? Dur önce bir... Tamam, ben size şöyle bir kubuk bastım. Bir dakika dur. Ayarlar değilim. Ses. Valla bakacağız bakalım. Umarım telif yemeyiz. Müziği çok kısmadım artık. Yapacak bir şey yok. Zaten kanalda reklamlar açık değil. İlk etapta olacak artık o kadar. Tamam. Genel tanı odası da koyduk ama bizim bir dakika buraya bir de ne koymamız lazım? Hemşire gerekli buraya. Bak biz onu atladık şimdi. Bak hemşire de lazım buraya. Genel tanı konusunda. Tanı. Gel bacım, seni de attım bu tarafa. Şimdi öğe kontrolleri. Tamam. Mengene. Bir şeyler keşfettiğim bir şey. Tamam. Haberler iyi, toplamda 5 hasta iyileştirdik. Her bir iyileştirme itibarımızı arttırır. Bu da hastanenin gelişmesine faydalı olur. 2 hastane iyileşti, 2 hasta iyileştirmek istemişler. Bir tanesi iyileşti bile. Odalara baktığımızda bir şey ihtiyacımız yok şu anda. Şurada yangın tutumuz var. Bak öğelerden yangın söndürücü atalım şuna şöyle bir tane. Ooo, koğuş kilidi açıldı. Koğuş derken yatakhane falan mı bu? Ne bu? Sıcak geçme, kasabada tuhaf bir hastalık var. Aydın kapalılık. Bunun başa çıkmak için pahalı bir ekipman ihtiyacımız olacak. Yeni bir... pratik hekim odasına ve daha fazla personel ihtiyacımız var. O zaman bir saniye dur. Bir tane pratiksel hekim odası kurmamız lazım. Şimdi odalar diyeceğiz. Hemen şuradan pratiksel hekim odasına gelelim. Hop, kurduk. Ya aslında biz bundan kopyalayamıyoruz mu ya? Aa, vallahi kopyala. Çok iyi oldu bu ya. Hayır diyorum. Evet diyorum ve tıkladım. Burada bir tane işe al diyeceğim. Doktor diyeceğim. Seni alacağım tabii ki de. Tedavi. Haydi bakalım. Çok güzel. Delik kliniği için 15.000 dolar kazanacağız. Akabinde açacağız. Deluxe kliniğini. Ama bir dakika, şuraya da ben bir tane bank koyayım. Burada çok fazla bekleyen insan oluyor.
Beklemesinler. Tamam. Peki bu taraflarda bir şey vardı, yok. Tamam, buralarda da böyle bekleme yerleri yapalım, ufak ufak olacaktır. Şimdi pardon, kalanmış, özür dilerim, 15 bin dolarlık bir kazanç isteniyor bizden. Şu anda 7.750 dolar kalmış. Haberlere bakıyorum. Koğuş odası gerekli. Bir dakika, bir dakika, koğuş kurabiliyoruz. Aa, koğuş kurabiliyoruz. Tamam, dur. Hastayı bekletmeyelim. Yeni hastalık keşfedelim. Çok güzel. Koğuş gerekli. Hastayı bekletmeyeceğim. Şimdi o zaman koğuşu biz buraya atalım. Nerede? Tuvaletin yanında da koğuş mu olur ya? Şu köşeye mi atalım biz bunu ya? Odalar koğuş. Tamam. Güzel. O zaman şöyle yapalım, bir dakika, bir dur, bir saniye. Buraya da atabiliyoruz. Buraya attığımız zaman da burası arıza veriyor. Şöyle yaparsak belki iş yapabilir. Bir tane daha yatağı şöyle... Vallahi koydum. Geçersiz bir... bir dakika, bir saniye. Lan hayır. Tamam, bir dur. Şurada pencere olduğu için sıkıntı. Tamam, böyle yaparız biz de. Ya teknoloji de çaylak tükenmez abicim ya. Siz yeter ki imkansız değil. Çok güzel. Ya şuradaki camı iptal edemiyoruz mu acaba biz ya? Şimdi seni oluşturalım, sıkıntı yok da. Ve burada atamıyoruz galiba. Şimdi camın önüne olduğu için. Öğeler dediğimizde bir tane daha böyle şuraya alakalı. Bir dakika dur. Öğeler dediğimizde burada yatak. Hadi be, atamıyoruz. Camdan dolayı atamıyoruz ya. Pencereyi şuradan atsaydık aslında çok iyi olurdu ama atamıyoruz demek ki. Devam. Şimdi koğuşu da kurduk. Tamam, koğuşu kurduk. Koğuşta bir sıkıntımız yok. Devam abi. Sen niye bekliyorsun oğlum? Mide ekşimesi hastalığı varmış. Delik için bekleyebiliyorum. Hastane seviyesini 4 yaptık. Bu da iyi bir şey. Aa, dur. Burada bir tane personel gerekiyor. Bak, burada sıkıntımız var. Gördün mü? Sen niye buraya gittin? Sen misin o? Değilsin. Kim bu? Bu herif bir de oraya gitmiş dinlenmeye ya. Asistan bir tane daha mı almamız lazım? Müşteri hizmetlerinden. Gel. Otur şuraya. Tamam, dönüşünü devam edin bari ya. Yapacak bir şey yok. Peki bizim burada hemşire ihtiyacımız var. Biz bunu nereden görebileceğiz? Göremeyeceğiz galiba, değil mi? Onu da bir yerden görmemiz lazım. Mantıklı olurdu çünkü. Hani hastanede personel fazlalığı var mı? Eksik var mı? Çok güzel. Şimdi deluxe kliniğimiz açılmış. Biz buraya deluxe kliniği açabiliyoruz. Bir dakika, ne var bunun deluxe? Oo. Şimdi ne gerekiyor senin için? Aydın kafalı hastalığı. İki oyundan beri kafalı vidaları sökmeyeceğim. Şöyle yapalım mı? Büyük mü oldu burası sizce? Aa, olmamış. Hakikaten ha, çok iyi geldi. Bak, bilmiyordum ben bunu. Tamam. Vurdum. Harika. Ne gerekiyor? Doktor gerekiyor buraya. İşe alacağım. Doktor. Aydın kafalık, duygusal zeka, dayanıklık eğitimi, tedavi, tanı. Tanı 2. Tedavi 2. Seni alalım mı buraya? Gel bakalım. Fazla bütçem var bize ama. Hasar yıldız derecelendirmesi. Tupoy Sağlık Bakanlığı eyaletteki her hastanenin başarılarını takdirle karşılar. Tamam, yerel bir gün taşın karşılar bir hastane koyabilsek hastane resmi bir yıldız derecesi verilecektir. Tamam, yıldız almak hastanesi geçme devam et. Daha yıldız alamamışız biz. Görevleri tamamlayarak kurumun ilerlemesini ıvıdır ıvıdır sağlayacağız.
3 tane aydın kafalı kansasını teşhis etmemiz isteniyor. Biliyorum gelen yok da. Tamam, o nasıl iyileştirmişiz? Öğler diyeceğim, şöyle 2 tane bank atılmış buraya, ne dersiniz? Bence iyi olur. Bunlar da bekleme alanları olsun en azından ki kontrollü gidebilirim. Şu mu acaba? Bir dakika dur. Enjoy! Bu galiba aydın kafalı, ampul kafa gibi şey işte bu. Bak buraya geldi, tanıyı aldı. İyi de bu adam önce geldi oğlum. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Gitsene oğlum şuraya. Manyak mıdır nedir ya? Sen burada bal değil misin? Yapacak iş arıyor diyor bir de ya. Gayet net bir şekilde. İşe aldığım 3 tane doktorum var. 1, 2, 3. Sen buradasın. Ben bu doktoru döverim ya. Oğlum manyak mısınız siz? Bir orada oturuyorlar, bir burada oturuyorlar. Lan şuraya geçin ya. Tanı koymamız lazım şu anda. Acaba doktordur biri sabitleyemiyorsunuz biz ya? Yeni hastalık keşfedilsin de. Kudoshi diye bir şey varmış. Tamam. Şimdi bizi bunu biri... Kol, yerden al. Maaş incelemesi işler. Nasıl ya? Neyse bakacağız bir saniye, burayı anlamadım ben şimdi. Şurası niye boşta? Bak burası da boşta. Yürü. Andaval gir içeri, hasta tedavi etmen lazım ya. Bak dur, biliyor muydun? Bir oda oluştururken yıkma araçlarını geri dönemleri yapmak için sahafet... Ya tamam sen onu bir dur, ondan bahsetmiyoruz. Lan ne yaptı o? Kafa yaptın, 3 boyut yıldızla eli kafa bastı lan adamı. Çok iyi, bak bir tanesini de iyileştirdik bile. Çöp kutu mu yok senin? Sen neyin artistini yaptı şimdi bize burada? Tamam dur. Ben bir tane çöp kutu mu koyalım? Şöyle bir tane çöp kutu koyalım. Ah. Bak kafayı söküyor. 3 boyut yazıcıda basıyor gibi şey yapıyor burada. Tamam. İkinciyi de iyileştirdik. Sen de buraya gir. Çık gir. Tamam. Gir. Hasta yok içeride. Girsene. Bekleyeceğiz demek ki. Odalar. Koş. Tamam. Doktorlarla ilgili bir sıkıntımız var ya. You know, I've been humming that tune to myself all week, which is uncanny because I've never heard it before. Derken, temizli olan etrafı neyin işini arıyorsun? 3 tane aydın kafalı var, 2 tanesini tedavi etmiş pozisyonda. Şuraya baktım. Personel size hasta size şurada bak. Tamam, personeller burada. Tamam, hastalar da burada. Güzel. Ben tıkladı çıkıp burada yeni bir şey çıkacak. Doğru söylüyorsun. Finans bölümümüz var burada. Genel bakışım kar zarar tablomuzu gösterecek bizim burada. Güzel. Krediler derken kredi istemiyoruz tabii de, böyle bir şey. Info. Susuzluk, su. Şu ne peki? Şu var mı burada? Şu anda yok. Can sıkıntısı vardı, cazibe, sıcaklık. Tabii insanın tepeden çıkıyor, bak çıktı. Can sıkıntısı, sıkılma.
Doktor girdi, gel. Gir içeri. Selam de. 31 bin dolar kazandık. Kazancımız iyi aslında ama çok fazla gider yaptık ya. Yani giderimiz var ya, yani gider derken. Çok güzel. Bir hastayı daha iyileştirebilirik. Aha, öldü. Aha. İşte hadi buyur, gel buradan ya. Hayaletler. Biraz öldüğünde bazen bir parçası geride kalır. Ne yazık ki en korkunç parçası. Hoppa. Hala hayatta tutulanlar. Oo, oldukça üzücü olabilir. Sadece bununla kalmaz. Hayat aralarında. Eyvah eyvah. Tamam, bizim bir tane hadememiz var zaten. Hademe. Bacım. Bir dakika, mesaj geldi. Bir dur ya. Tamam, bir yıldız hastane oldu. Bu bizim çok güzel bir şey. Hastanemiz kilidi açıldı. Bir tane daha hastane kilidi açıldı. Aydınlık kafalık posteri bize hediye edilmiş. Sağ olsunlar. Tebrikler. Hastane Otomobil Sağlık Bakanı tarafından bir yıldızın ödüllendirildi ki bu alınabilecek 3 yıldızlardan biri. Kutlamak için dosyayı çöpten geri aldım. Dosyaları çöpten geri aldım. Teşekkür ederim. Eğer daha fazla yapacağını düşünüyorsan daha fazla itibar ve ödül için şefimi geliştirmeye devam et. Devam et. Sen dön geri bakalım ya. Salak mısın sen? Tamam, kutu şartlı bir şey var. Sen tut şunu. Ne yaptı lan o? Süpürgeyle çekti. Ana. Başka bir hastane gitmek için şu anda hastane geliştirmeyeceğim. Başka bir hastane kurabiliyoruz. Bu hastaneye devam mı? 200 bin dolar kazan demiş. 25 hasta iyileştir diyor. Hastane seviyesini 6 yap demiş. Seviye yükseltmemiz lazım. Seviyeyi de şöyle bir şey yapalım. Biraz yeşillik koyalım hastanenin içerisine. Ah, haritayı niye tutalım? Yanlış yaptım. Tamam, ikinci hastanenin burada olduğunu söylüyor. Buraya da açıp geliştirebiliyoruz bu arada. Tamam, ona şu anda ihtiyacım yok. Düşünmüyorum oraya gitmeyi. The town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Tamam. Buradayız. Buraya devam. Tamam. Şimdi öğle diyeceğim birazcık burada. Yeşillikle alakalı bir şey var mıydı? Vardı. Çiçek biçek ne var burada? Oğlum neredesiniz? Lan temin ha bitki. Bu tarz şeyler bizim birazcık ne dedi onu, görselliğimizi arttıran şeyler olacaktır. Şöyle köşelere birer tane bırakalım. Güzel şeyler bunlar. Çünkü hastanemizin de seviyesini yükseltir. Yani şöyle tuvaletin de dibine koyalım da. Bir de şu köşeye koyalım. Çok güzel oldu. Bir de ağaç var da ağaç abartı olur bence birazcık. Şöyle kapatabilirim. Gelirimiz ortada 192 bine çıktık geriye tekrardan. Bu bizim için iyi bir şey. 200 binle başlamıştık zaten. Tekrardan kazancımızı geri aldık. Personel terfisi demiş. Şimdi 4 bin dolar artı vereceğiz. Herkes o zaman. Tebrik ederim dostum. Aferin sana. Çok çalışıyor, yorgun ama enerjisi düşük birazcık bu adamın. Yani dinlenmesi lazım, bayılacak yoksa. Manyağa bak, hareketleri kes, hareketleri. Tamam, burada görevlerimiz var. İlk bölüm için iyi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. En azından görevlerimizi yaptık. 206 bin dolara kadar da çıktık. Kazancımız da çok sağlam. Şimdi çok fazla doktor olabilir. Bir çoğu şu anda boşta. Ya çok fazla doktorumuz yok. Personel terfisi. Seni terfi ettirdim. Aferin. Hemşiremiz de terfi etti. Ya boşta doktorumuz yok aslında. Yani... Şey sağlam. Genel hatlarıyla düzgün. Şuraya bir doktora ihtiyacımız var çünkü. Tamam. Burada da doktorumuz var. Kıdem şu sistem. Çok güzel. Tamam. Burada eğer ödülleri var burada. Güzel. Aç diyorum. Bakalım ne vermişler bize. Bunun doktor. Hepsini açtı elimiz bunların.
Yılın hemşiresi ve yılın patronu. Allah, bir de ödül veriyorlar bize. Tamam, şimdi 200 bin doları kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Para ihtiyacımız var çünkü. Abi aydın kafa, bir tane daha geliyor. Acaba buraya da bir tane biliyor muydun? Hastalar ve personel her zaman onları mutlu etmek için hastanın çevresine içecekler yerleştir derken, bak şimdi bu olmadı. Şimdi öğelerden içecek otomatikle yerleştirmemiz lazım. Başka içecek yok zaten, değil mi? Yanlış görmüyorum ben. Var mı? Yok. Otomat yerleştireceğiz o zaman. Tamam. İçecek otomatı yerleştirelim. Tamam, bir tane de buraya yerleştirdim. Orada zaten vardı. Tamam, daha ne yerleştireceğiz bizden? Bir tane de buraya koyduk. Tamam, mis gibi. Devam. Çok fazla ekran döndürme, başınız dönmesin diye şu anda uğraşıyorum ona göre yani. Çok fazla hareket ettirmek istemiyorum zaten. Tuvaletin kapısı da maşallah yol geçen anı gibi açık. Bizim buraya bir tane hademe yeterli oluyor mu acaba ya? Başka bir hademeye daha ihtiyacımız var mı ki? Ondan da çok emin değilim. $132.000'a çıktık. Şuraya bir tane daha hastane tanı odası koysak. Bir dakika. Bir grup insan eczane hastası bir kösel güçle karşıya şimdi ileri tedavi arıyorlar. Ne alaka? $10.000. Güzel. 5 bataklık sihirli hastası da iyileştireceğiz. Evet dedik, eğer gelirlerse... Eczane hastaları geliyormuş. Bakalım iyileştirebilecek miyiz ya? Günler de maşallah saniye gibi geçiyor. Vallahi çatır çatır gün geçiyor yani. Buraya bir tane daha şey mi kursak acaba ya? Pratisyen hekim odası mı kursak acaba? Yani direkt tanı koymak için yeterli oluyor mu burası? Yetersiz mi oluyor? Şimdi çok emin değilim. Seni ben şöyle önüne doğru alayım. Tamam. Kopyala. Yapıştır. Kapat. Harikasın. Tabi burası için öğeler diyeceğiz. Bir tane daha bank koyacağız biz buraya. Tamam. Yo, seni ben buraya koyabilirim böyle. Kalsam burada. Tamam, bir tane daha polisilikli bozusu koyalım. Tamam. Yani bir şekilde toparlayacağız ama iyileştirilen bir kişi var. 4 tane kalmış. Biliyor musunuz? İyileştirilen hastane daha güzel. Tamam, yapmaya çalışıyor. Oha. Bu ne lan? Aa evet, hastane odası şuradalar. İşte bunlar galiba, değil mi? Tamam, burada sırada bekliyor. Oo maşallah. Bu yeterli olmuyor mu acaba? Olur herhalde ya. Gitti. Hemen ikincisi girecek. Gir oğlum. Bu şeydi işte ya. Şu hastane zımbırtısı da burayı parça parça tedavi ettiriyorum şu anda. Bu çok sıkıntılı olabilir mi acaba? Bunlar giderler, kaçarlar. Bizim başımıza sıkıntı gelmesin. Sonuçta süreyi doldurmak zorundayız. 3 oldu. Hadi 4 de girsin. 4. Geziniyorsun sağda solda. Salak, sıranı kapı. Sıranı kapatıyorlar. Bu hademe... Tamir ediyordur değil mi orayı ya? Kamera şöyle iyi ya. Aşağı kullanmıyorum. Tamam. Eyvah, süre çok azaldı. 30 gün kaldı. Çok güzel, bu girdi. Şu da girerse bizim işimiz tamamdır. 5 tane iyileştirdiğimiz zaman da iyi para verecek bize bu. Hadi hadi ne olur, hadi hızlı 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 hızlı, şunu da al, şunu da al. İç bakalım dayı. Eyvah, başarısız oldu. Kötü oldu bizim için bu ya. Ya oğlum lan, niye iyileşmedin ki sen ya? Aa bu da kötü gidiyor. Niye? Tedavi başarısız dedi. Lan oğlum, siz niye işinizi yapmıyorsunuz çocuklar? Son 9 gün kaldı. Biz bu işi yapamadık ya. Yetmedi. Buraya hemen ben bir tane daha işi alacağız. Asistan mıydı o? Değil. Hemşire alacağız buraya da. Tamam, devam. Bak çalışıyor. Yürü git içeri, git. Koş. Koş, süre bitti. Bitti.
Yapamadık ki. What a smashing day for a Digging up a bit of soil, sticking your hands in a bit of manure. Oh, I can almost smell it now. This sewage pipe's burst again. No, my mistake. Anyway, keep those fingers green. Şunu tara bakalım. Onar şunu bir. Ya burada çok fazla bekleyen hasta var ya. Eczane bir tane mi yapsak acaba? Ne dersiniz? Neyse, olmaz herhalde ya. Şöyle geniş açıyla bakalım. Genel hatlarıyla işlerimiz iyi. Buraya bir tane daha doktor koymamıza gerek var mı? O doktor gerekli. Doktor gerekli. Abi personel dediğim zaman da doktor 3 tane var. Doğru. İşe al diyeceğim, doktor diyeceğim. Gel otur. Personel terfisi. Terfi ettir. Hademeyi de terfi ettirdik ya. Yapacak bir şey yok. İşini iyi yapıyor. Git oğlum git git. Boş boş gezme lan. Ya dinlenmiyordu. Salak mıdır nedir ya? Ya bu eczane çok sıkıntıda şu anda. Biz öyle bekliyoruz gibi olmadı. Sağlık denetimi. Herif yakında bir teşhisle yerdi. Bildirdi. Oo, teşhise gelecekler. İşimiz iş valla. 200 bin dolar kazandık. Güzel. 25 bin hasta, 25 hastayı terfi et. Tedavi et var. Tamam. Nerede? Anam hastaneye geliyor. Müfettiş hastaneye geliyor. Şu mu? Geldi. Müfettişi kes. Oğlum bak iyi işler yapın. İlk irtibası güzel olmalı. Güzel, beğendi. Tuvalet odasını ziyaret edecek. Habire okey okey yapıyorsun da yani. Biri var içeride. Tamam. Personel dinlenme odasını da ziyaret edecek şu anda. Et bakalım. Umarım beğenirsin. Ondan da okey aldık. Son kez koğuşa da bakacak. Koğuşta da bir eksiğimiz yok diye hatırlıyorum. Var mıydı? Öğeler diyelim. Yangın söndürme tüpü de koyalım buraya. Yoktu galiba değil mi burada? Camın altına bir tane de ondan koyduk. Bir gir görün. Tamam tamam içeri gir içeri. Girdi. Kafasında bareti var adamın ama yapacak bir şey yok yani. Dolaşıyor. Hastaneden ayrılıyor. Umarım iyi bir irtiba bırakmışızdır. Bu çok ilkel bir yöntem değil mi ya? Ya sağlıklı bir yöntem sizce o? Adam bayağı tokatlıyor lan. Ve gitti. Bakalım ne rapor verecek şu anda bizim için. Hastaneden ayrıldı. Ya yani şu anda tüyler diken diken. Biliyor muydun karakter tüm personelin listesini görüntüleyebilir. Personel listesi kullanarak personeli izlemeyi, ücretlerini gözden geçirme yaptığını kontrol edebilirsin. Tamam sıkıntı yok. Gider 20 bin dolar gelir 20 bin dolar. Yani gelirler dengesinde 70 dolarlık bir 700 dolarlık bir karımız söz konusu. Aha geldi. Denetleme raporu. İşte bu. 30 sayfalık bu. Eyaletin daha iyi tıbbi... Bravo. Çok teşekkür ederim. 5000 dolar da ödül kazandık. Bu da bizim için iyi bir şey. Evet dostum bir bölümün sonuna geldik. Umarım inceleme videomuzu ve serimizi ilk videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Kanala aboneysen abone olup ailemize katılabilirsiniz. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bölümlerle yeni videolarla karşındayım. Görüşürüz. Bay bay.